Evet Sayın Vekilim. Sayın Başbakanımız Kırıkkale'deydi. Evet. Güzel bir miting oldu efendim. Güzel mesajlar verdi Kırıkkale üzerinde. Efendim Sayın Vekilim neler diyeceğiz? Şimdi tabii önce Kırıkkalelilere teşekkür ediyoruz. Meydanları doldu almadı. Hatta Sayın Başbakan geldikten sonra o şeylerde kontrol kapılarının önünde yoğun bir yığılma vardı. Çünkü polisler oradan kontrol aldığı için o sürede yetiştiremediler. Yoğun bir yığılma vardı. Yani her tarafı doldurdular sağ olsunlar. Dolayısıyla bizleri Başbakanın nezdinde memnun ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi bu miting bir taraftan seçime yakın bir miting olması orada AK Parti'nin Kırıkkale'deki bir gücünü de gösteriyor. Oradaki kalabalığa baktığınız zaman zaten 3-0 kendiliğinden görünüyor yani. Onu söyleyeyim. Ama bir başka olay, mitingin güzel yanı, Sayın Başbakan'ın konuşmasındaki Kırıkkale için verdiği mesajlar güzeldi. Yani bir kere Kırıkkale artık gündeme taşındı ve kendisi özellikle Kırıkkale'nin silah sanayinde bir merkez haline getireceğini söyledi ki zaten Kırıkkalelilerin, hepimizin isteği de bu. Kırıkkale silah sanayinin merkezi olsun. Oradaki bizim organize sanayi bölgesinden biliyorsunuz bahsetti. Diğer hizmetlerden bahsetti ama esas en vurgu, en çarpıcı şeyi oydu. Onun için de biz Kırıkkale'nin geleceği adına da çok ümitli bir, çok güzel bir miting oldu. Sadece olayı seçim veya oy noktasında da bakmıyorum ben. Çünkü seçimden sonra da nasıl AK Parti iktidarda zaten. Seçimden sonra da olacak hizmetler için güzel bir mesajdı. O bakımdan Sayın Başbakanımıza da teşekkür ediyoruz. Kırıkkaleliler olarak biz de inşallah o burada verdiği sözlerin takipçisi olup kendisine gidip hatırlatacağız. İşte bu arada Kırıkkaleliler nasıl mitingde böyle bizim yüzümüzü ağrıttılarsa inanıyorum 3-0'da yaparak bizim yüzümüzü ağrıtacaklar. Biz de daha çok hizmet edeceğiz. Teşkilat da güzel çalıştı. Herkes güzel çalıştı. Herkes il teşkilatı, ilçelerimiz, gençlik kollarımız, kadınlar kollarımız, mahalle temsilcilerimiz gayet güzel çalışıldı. Duyuruldu. İnsanlar geldi. Tabii başka mitinglerin, biz çok miting gördük. Çok miting yaptık. Buradaki mitingin bir başka özelliği sayının ötesinde coşkuydu. Çok heyecan vardı. Çok coşku vardı. Adeta Sayın Başbakanımız da o coşkuya katıldı. İşte bizim burada kendi türettiğimiz sloganı bir genelleştirdi, kendi anlatmaya başladı. O bakımdan da çok güzel bir miting oldu diyeceğim. Ne diyoruz efendim Kırıkkalelilere? Kırıkkalelilere çok az bir zaman kaldı. İnşallah şeyi daha önce yaptıklarını gene tekrar ederler. Hani biz şeylerimizde var mısınız bir daha diyoruz ya evet. Müziğimizde. Kırıkkalelere var mısınız bir daha diyoruz. Geçen sefer 3-0 yaptılar. Bu sefer de 3-0 yapacaklar inşallah. Şimdiden hepsine teşekkür ediyorum.